Tevekkeli değil, eninde sonunda bana başvuruyorsunuz. Sizleri hiç anlamıyorum. Ölümden hem korkuyor, hem de ölümle uğraşıyorsunuz. Ufacık bir tabanca patlayınca ödünüz kopuyor. Bir de cemiyetin düzenini şiddet kullanarak bozmak istiyorsunuz. Şamil bey, kanunu hiçe sayan zalimlerin köpekler gibi ölmesi gerek. Bu adamlar polis ve mahkeme huzurunda yalan yere yemin etmekten çekinmiyorlar. Çoktan ölmesi lazımdı bunların. Bir ipucu bulamıyoruz. O kadar çok avukat parası veriyoruz ki, ama her defasında kurtarıyor kendini. Sonunda öldürtmeye karar verdik. Ismarlanan ölümün gerçekleşmesi için o insanın cemiyete yararlı olmaması şarttır. Ve anlattıklarına bakılırsa bu derece kötü bir kimsenin ölmesi toplum ve işçileri büyük büyükten kurtaracaktır. Fakat her şeye rağmen incelememiz şart. Şimdi gelelim ücret meselesine. Ücretin hepsinin peşin olması şart mı? Şartlarımız öyle. Evet ama ne bileyim, belki bizim için bir istisna yapabilirsiniz diye düşünmüştüm de. Ben sizin için en düşük fiyatı söyledim. Böyle bir insanın ortadan kalkması için 100.000 lira fazla değildir. Sizden en az 150.000 lira almak isterdim. Biliyorsunuz, şirketimiz bütün Avrupa ve yakın şartta aldığı işleri en iyi şekilde halleder. Vay canına! Böyle bir adam için 100.000 lira! Ya bir krala ne istersiniz? Kralına göre değişir. Mesela İngiltere kralı milletine kötülük etse, bu kralın yok olması için en aşağı 8-10 milyon dolar istenir. İkinci, üçüncü krallar, bakanlar, siyasi başkanlar için 1 veya 20 milyon arasındadır. Bütün Avrupa'da iş gören bir sürü adamım var. Hepsi çok para alıyorlar. Sonra bize başvuran müşteri tehlikeden tamamen uzaktır. Bahsettiğiniz akrebamedin canına 100.000 lira çok diyorsunuz. Peki, sen kendi canını 100.000 liraya satar mısın? Satmazsın. Bir de bu işin sonunda o çekecekler. Bir düşünün, bunu bütün İstanbul duyacak. Akrebin öldürülmesi şart, hatta sevap! Elimde değil, karıncayı bile ezemem! Buyurun, buyurun istediğiniz parayı! Buyurun, buyurun! Buyurun! Ya tahkikatta o adam sizce öldürülecek kadar suça sahip değilse? O zaman bir aylık süre içinde, masrafınızın %10'u ayrıldıktan sonra size parayı iade ederiz. Yok, suçlu olup da öldüremezsek, bir ay sonra size %10 fazlasıyla paranızı iade ederiz. Peki, ya bu zaman içinde adamın başına bir şey gelirse? Hiç merak etmeyin. Şirketin merkezi İstanbul'dur. 4 ayrı şubesiyle buraya bağlıdır. Paris, Roma, Münih, Beyrut. Bana bir şey olursa derhal Münih'teki müdür işi eline alır ve işleri çekip çevirir. Şimdi gelelim akrep meselesine. Merak etmeyin, sağır ve dilsiz gibidir. Rahat konuşun. Şimdi akrebin öldürülmesini katliyetle istiyorsunuz, tamam mı? Bize verilen iş bitmiş sayılır. Şirketin mekanizması harekete geçti mi bir daha durmaz. Verilen emir asla geri alınmaz. Anlıyorum. Sonucu ne zaman öğrenebilirim? Bir aksilik çıkmazsa bir hafta içinde. İyi günler beyefendi.